Kayseri'de yıllardır ressamlık yapan Bekir Güngör, annesinin telkinleri ve gördüğü rüya üzerine meslek değiştirdi. Rüyasında cehenneme atıldığını gören Güngör, o tarihten sonra bir daha resim yapmamaya karar verdi. Kaligrafi kursu alan Güngör, geçimini artık bu meslekten sağlıyor. Kayseri Kapalı Çarşı'da kaligrafi sanatı icra eden Bekir Güngör'ün mesleki tercihi bir hayli ilginç. Asker dönüşü iş arayan Güngör, yapabileceği bir iş bulamayınca resim yeteneğinden para kazanmayı denedi. Bir süre ressamlık yapan Güngör, annesinin isteksizliği ve sürekli ressamlığı bırak telkinler üzerine gördüğü rüyayı şöyle anlattı. Tamam. İşte askere gittim geldim. Ben normalde aslında ressamım. Resim çiziyorum. Yani ilkokuldan beri. Fakat şöyle bir şey oldu. Askerden sonra ben bayağı iş aradım. Hem de resim çizdim. Portre ressamıyım normalde. Portre, yağlı boya, kara kalem. Çok güzel resim yaparım. 2008'de askerden geldikten sonra iş aradım. Bayağı bir iş aradım. Bu meşhur ekonomik krizde buradaydım ben. 4 sene iş aradım. Hem de resim çizdim. Portre yaptım. Ben imam hatip mezunum aslında. Yani biraz dindar büyüdüm. Annem pek hani resim çizmemde gönlü yoktu. Yani yapma diyordu. Daha sonra işte bırak falan demiştim bana. Daha sonra bir gece akşam bu mevzuyu konuştuk. Biz resim çizme mevzunu görüştük. Hani oğlum resim çizmeyi bırak. Hani elin hatta daha yatkın ve işte güzel yazıya yatkın. Hani bu işi mesela yap diyordu annem bana. Daha sonra işte gece işte sabah akşam bir rüya gördüm. O hep dedim yani dediğim rüya. O ses diye bir mevzu oldu. Bana bir ses bu işi hani bırakacaksın dedi rüyamda. Ve beni rüyamda cehenneme attılar. Ondan sonra sabah kalktığımda tövbe edip bu işi bıraktım resim çizmeyi. Daha sonra başka bir ressam arkadaşımın tavsiyesiyle, o da ressam, çok sevdiğim bir kardeşim. Onun tavsiyesiyle İstanbul'a gidip bu işin ne olduğunu gördük. Daha sonra Antalya'ya gittik. Ondan sonra oradaki bir abimiz bize bu meşhur Hitex yazı kalemini bize gösterdi. Bu işi göstermek için bana bu kalemi gösterdi. Dedim bu nedir? Onu ziyaret ettiğimizde. Bu dedi sihirli kalem. Dedik Bekir dedi sihir dedi kalem başınca başlar. Nasıl yani dedim. Kapanınca dedi sihir biter dedi. Benim adım yazdı işte orada. Onu görünce ben dedim bu işi yaparım. Ve 2008'de başladım. Şu an 2022 yılında 13 sene oldu. Ve şu anda bu işi Kayseri'de yapan hani sayılı birkaç kişiden biriyim. Ve kaligrafi sanatına çok emek verdim. Çok uğraştım. Ve bu sanatın bana kazandırdığı en güzel şey insanlara kalemin gücünü gösterdim. İnsanlara kalemle hani nasıl diyeyim size yani kalemin ne kadar bir sağlam bir silah olduğunu gösterdim ben burada. Bunu görüp de bu yazıyı görüp de insanların işte sinirli birisinin böyle çok sakinleştiğini, kötü bir insanın ve kötü bir insanın bu yazıyı görüp düzeldiğini, ağlayan birisinin bunu görüp de kendine geldiğini işte çok güzel böyle sosyal etkileri gördüm ben bu kalemin. Ve yani Allah'a şükür diyorum ki kalemin gücünü her yerde göstermeye çalışıyorum. İnsanlara silah bıçak kullanmaya gerek yok. Kalemle her şey yapabilirsiniz. Ben bunu gördüm, bunu söylüyorum. Ve bunu inşallah Allah bana izin verirse, ömür verirse bu kalemle yazmaya devam edeceğim.